Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda rectilinear motion, yani doğrusal hareketin son kısmını tamamlıyoruz. Bu da pozisyona bağlı ivmeli hareket olacak arkadaşlar. Neden bahsetmiştik ilk videomuzda? F eşittir kx olduğundan yaylarda, springlerde, magnetlerde de buna benzer bir hareket gözlemliyoruz. F eşittir kx olduğunda, mesafeye bağlı olduğundan kuvvet hareketimizdeki ivme de mesafeye bağlı oluyor. O yüzden A'yı biz pozisyona bağlı bir fonksiyon olarak tanımlayabiliyoruz. VdV bölü DS dediğimizde arkadaşlar, hatırlarsanız DV bölü DT'yi iki şekilde yazabiliyorduk. VdV bölü DS veya DV bölü DT. Burada neden DS olanı kullandım? Çünkü sol tarafta S'yi görüyorum. Bu sebepten dolayı bu formülü kullandım. DS'yi karşıya attığımda bir tarafta SDS, diğer tarafta da VdV kaldı. İki tarafında integrallerini aldığımda buradaki integral limitleri S0'dan S'ye, diğer tarafta da V0'dan V'ye olmak üzere en son şu şekilde bir formül elde edeceğim. Yani sadece bu integrali çözdüğümde böyle bir formül elde edeceğim. Bu kırmızıyla görmüş olduğunuz formülü kullanacağız sorularda. Peki diyelim ki buradan VS'yi buldum. Şimdi burada karesi diyor, bölü 2 diyor. Tam sade bir hal elde ettiğimde iki tarafı da 2 ile çarpıp kare kökünü aldığımda sağ tarafın VS'yi bulurum. Bu VS'yi aşağıya götürüp şu şekilde farklı bir formülde gösterirsem, DS bölü DT'ye eşit değil midir aynı zamanda hız? Hız tabii ki de birim zamandaki yer değiştirmeye eşittir. O yüzden buradan zamana ulaşabilirim. VS'yi bulduktan sonra zamana ulaşabilirim. Önce ivmeden hıza ulaşıyorum. Hızdan da zamana ulaşabiliyorum arkadaşlar. VS eşittir DS bölü DT dedik. DT'yi karşıya attık. S cinsinden olduğu için VS'yi de DS'nin altına çektik. Sonra iki tarafın integralini aldığımızda t eksi t0 eşittir. S0'dan s limitlerinde ds bölü vs şeklinde bir formül elde ettik. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuzdan başlayalım ve bu formülleri sorular üzerinde uygulayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Burada a'yı bize eksi ks kare olarak vermiş. Zamana bağlı bir fonksiyon olarak, pozisyona bağlı bir fonksiyon olarak vermiş. Bizden velocity of the particle, bu parçacığın hızını bulmamızı istiyor. As a function of its position. Bir fonksiyon halinde, neye bağlı bir fonksiyon? Pozisyona bağlı bir fonksiyon halinde göstermemizi istiyor. Yani vs nedir diyor. Evaluate your expression for s equals to 5 meter. Pozisyon 5 metre olduğunda, evaluate yani yerine koyarak hesapla demek. Değer ver demek. Şimdi 5'i yerine koyduğumda ne çıkacak? Yani 5 metrelik bir pozisyona ulaştığımda hızım ne olacak, bunu soruyor. Eğer k eşittir 0.1 ise söylemiş. Sonra 0. saniyedeyken başlangıç pozisyonumu ve başlangıç hızımı vermiş. İntegralde yerine koymak için bunlara ihtiyacım olacak. Arkadaşlar hemen formülümüzü yazıyoruz. AS DS eşittir VdV. Doğru mu? Bu şekilde bir formülümüz vardı. Hatta daha da sadeleştirmiş halini görecek olursak şurayı olduğu gibi karşıya atabiliriz. Hemen alalım formülümüzü. Evet, formülümüzü buraya aldık. Şimdi yerlerine koyalım. VS'nin karesi bölü 2. Şimdi ben neyi bulmam gerekiyor? Öncelikle VS'yi bulmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şu 2'yi de karşıya atalım ve karşı tarafın karekökünü alalım. O zaman VS'yi şu şekilde bulabiliriz. Karekök içerisinde 2'yi karşıya attığımızdan burası V0'ın karesi artı 2 çarpı S0'dan S'ye ASDS. İntegrali çözmem gerekecek. S0'dan S'ye ASDS nedir? S0'dan S'ye. S0'ı vermiş. 3 olarak vermiş. O zaman yazalım yerine. Şuraya 3 yazalım. 3. Başka ne vermiş? Bize V0'ı da 10 metre bölü saniye olarak vermiş. O zaman şöyle tekrar buraya geliyorum. 100 diyorum buraya, onun karesi olarak. Artı 2 çarpı AS eksi KS kare, yani şöyle tekrardan yazalım. 3'ten S'ye eksi 0.1 S'nin karesi DS. İntegralden çıkarırsak arkadaşlar, karekök içerisinde 100 artı 2 çarpı, şöyle inceleyelim. 0.1 S küp bölü 3 olacak. Doğru mu? 0.1 S küp bölü 3. Sonra diğer limiti yazdığımda ise eksi diyorum. 0.1 çarpı 3'ün
küpü bölü 3. Yani direkt 3'ün karesi diyebilirim. Yani aslında direkt 0.9 da yazabilirim buraya. 0.9. Evet. İşte bu vs direkt fonksiyonumuzdur. Şimdi sorunun ilk kısmını tamamladık. Gelin bir de yerine değer koyarak, 5 koyarak diğer kısmımızı tamamlayalım sorumuzdaki. 100 artı 2 çarpı 0.1 çarpı 5'in küpü bölü 3 eksi 0.9. Bu işlemi sadece yaptığımızda, hepsini yerine yazdığımızda, evet, burada şöyle bir hata yaptık. Şuradaki eksiyi görmedik. Eksiyi unutarak yaptığımız için şuraya eksi diyorum, buraya artı diyorum. Aynı şekilde şuraya eksi diyorum, buraya artı diyerek düzeltiyorum. Evet, işlemi yaptığımda cevabı 9.67 olarak bulurum arkadaşlar. Metre bölü saniye. Evet, ikinci sorumuza geçtik. Burada yine yaylı bir hareket var arkadaşlar. Bana ivmeyi zamana bağlı, pardon, pozisyona bağlı bir fonksiyon olarak vermiş. Pozisyonumuz burada S değil de Y olacak. Maksimum derinliğe indiğini söylüyor. Maksimum şuraya geldiğini düşünelim. Burası maksimum olsun. Geçen Y max yazalım şöyle. Bizden ne istiyor? Tabii ki maksimum derinliğe indiği zaman ne olur arkadaşlar bir yay hareketinde? Maksimum derinliğe iner, hızı sıfırlanır ve maksimum ivme ile tekrardan yukarıya doğru devam eder. O yüzden eğer y maksimum alacaksam, son mesafem y maksimum olacaksa son hızım da sıfır olmalı. O zaman v final eşittir 0 metre bölü saniye diyebilirim. Çünkü bizden ne istiyor? Ym'ye ulaşana kadar ki geçen ym'nin maksimum mesafe olduğunu söylüyor. Ve buna istinaden bizden bu c constant'ını bulmamızı istiyor. C sabitini bir expression soruları diyoruz buna. Yani gösterim soruları gibi. Herhangi bir değer vermiyor size. Sadece formül türetmenizi istiyor. Burada bu c sabiti için bir formül türeteceğiz arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz bunu? Formülümüzü hatırlayalım. ASDS eşittir VDV. AS yerine G eksi C'yi yazıyorum. DS'yi koyuyorum. Tabii ki burada S olmayacak da Y olacak. Yani sadece Y ekseninde bir hareket olacağı için S değil de oraya direkt Y de yazabiliriz. Hiç fark etmeyecek. Ondan sonra limitlerim neydi? Sıfırdan başladığımı varsayalım. Hani şurası sıfır yükseklik olsun. Eksiye doğru iniyorum, artıya dönüyorum. Önemli değil. Yani sadece bir gösterimde bulunacağız. Hani aşağı tarafı pozitif olarak kabul ettiğimi varsayalım. Nereye kadar gideceğim? Y maksimuma kadar gideceğim. Eşittir. V0'ı biliyor muyum? V0'ın zaten soru içerisinde bize verilmemiş. O yüzden V0 yazacağım. Formül buluyoruz burada arkadaşlar. Herhangi bir değer verilmemiş. Ama son hızımın 0 olduğunu biliyorum. Çünkü maksimum derinliğe indiğimde hızım 0 olacak. VDV yazıyorum. Kaliteli bir soru yani. Bu tarz expression sorularını yapmak normal değer verilen soruları yapmaktan daha zor arkadaşlar. Sıfır olduğu için bir diğer limitim. Direkt YM olarak çıkarabilirim burayı. GYM eksi CYM'nin karesi bölü 2 integralden çıktı. Eşittir. Karşı tarafın üst limiti sıfır olduğu için hiç orayı yazmıyorum. Direkt V0'ın karesi bölü 2 yazacağım. Ama alt limitte olduğu için de başına eksi koymayı unutmayacağım. Arkadaşlar soru burada bitiyor aslında. Sadece C'yi yalnız bırakmak kalıyor. C'yi karşıya atarsam GYM... Her tarafı 2 ile çarpalım. Şurası 2 artı V0'ın karesi eşittir C YM'nin karesi. YM'nin karesini de aşağı attığımda C'yi buluruz arkadaşlar. Ve soru da burada biter. Evet, aynı tarzda bir soru var arkadaşlar. Yine C constant'ımızı bulmamızı istiyor. Aynı şekilde AY, DY. Bakın S yazmayabilirim. AY, DY şeklinde de yazabilirim. Harflere çok takılmayın. Sonuçta pozisyon S olarak da gösterebilir. Y ekseninde ilerliyorsam S, Y olarak da gösterebilirim. Buraya da VDV yazıyorum. Sonra limitleri yerine koyacağım. Başlangıcım yine 0. Bitişimi YMX olarak gösteriyorum. Az önceki sorunun aynısı sayılabilir. Sadece değerler değişmiş. CY'nin karesi DY eşittir VDV. Neyden başladık? V0'dan başladık. Bitiş hızımız yine 0. Maksimum derinliğe indiğimiz için. Evet arkadaşlar, GYM eksi CYM'nin küpü bölü 3 eşittir
Eksi v sıfırın karesi bölü 2. Az önceki soruyla aynı olduğu için tekrar c'yi de yalnız bırakıp bu işlem yapmakla uğraşmadan hemen diğer soruya geçiyorum. Bu şekilde bıraksam yeterli. Evet, son sorumuzdayız arkadaşlar. Böylelikle de doğrusal hareketi de bitirmiş olacağız bu konuyu. Şimdi ne diyor? Bir blok olduğunu düşünün ve 2S ile ivmelendiğini düşünelim. Yani AS'yi vermiş bana. AS eşittir 2S metre bölü saniye kare tabii ki cins olarak. T sıfırken V 1'miş. O zaman V 0 eşittir 1 metre bölü saniye diyebilirim. Velocity soruyor. What is the velocity when S equals to 2 meters? 2 metrelik mesafe kat ettiğimde velocity ne olur? Hız ne olur? Ve aynı zamanda how long would they take? Yani ne kadar sürecek demek istiyor. T eşittir nedir? Ne kadar sürecek benim 2 metre mesafe kat etmem? Önce AS'den VS'yi bulmam lazım. Arkadaşlar dikkat edin. Pozisyona bağlı ivmeli sorularda eğer zamanı istiyorsa, sizden sadece hızı istemiyorsa, zamanı da istiyorsa hızı pozisyona bağlı bir fonksiyon olarak tanımlamak zorundasınız. Hızı bir sabit olarak bulup geçmiyoruz. Önce VS'yi buluyoruz. İlk bulmam gereken şey T'ye gitmek istiyorsam bulmam gereken ilk şey VS olacak. VS eşittir nedir? Sonra ikinci aşama benden istediği şey ikinci metreye geldiğimde hızım nedir? İşte bundan sonra ben T'yi bulabilirim. Şu kısmı yapmadan T'yi bulamam. O yüzden gelin VS ile başlayalım. Neydi formülümüz? ASDS eşittir VDV. Hemen iki tarafın integralini alalım. Başlangıç pozisyonumuz 0 diyorum. Bitiş yerime ise S diyorum arkadaşlar. S'ye kadar ulaştığımı düşünüyorum. Bakın 2 demiyorum. Neden 2 demiyorum? Çünkü ben VS'yi bulmak istiyorum. Yani S pozisyon kat ettiğimde ne kadar hızım değişmiş olacak ona bakmam lazım. Buradan V0 yazabiliriz. V0'ı ne vermiş? Bize 1 metre vermiş. Şuraya da VS yazacağım arkadaşlar. S pozisyonuna geldiğimde ulaştığım hız. O halde şöyle bir formül çıkacak buradan. AS'nin formülü 2S'ydi. 2S'nin integrali ne olur? S kare bölü 2, ikiler birbirini götür. Direkt S kare. S kare eşittir. VS'nin karesi bölü 2 eksi 1'in karesi bölü 2 yani 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2'yi her tarafı 2 ile çarpalım önce. 2S kare artı 1 eşittir VS'nin karesi. Şu tarafın kare kökünü alırsam VS'yi 2S kare artı 1 olarak bulurum. Evet, sorunun ilk kısmını tamamladık. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. S'nin yerine 2 yazacağım bu sefer. Çok da zor olmayacak benim için. 2 koyduğumda burası 8 artı 1 kök 9 yani 3 metre bölü saniye olur. Şimdi V2'yi kullanmayacağım. VS'yi kullanacağım. Zamanı bulmak için bunu kullanacağımızı söylemiştik. VS eşittir. Karekök içerisinde 2S kare artı 1. Eşittir. Hız neye eşittir? Birim zamandaki yer değiştirmeye eşittir. DT'yi karşıya alacağım. DS ise burada kalacak. İntegralini aldığımda T eksi T0 olarak çıkacak. Karşı tarafta ise DS bölü karekök içerisinde 2S kare artı 1'in integrali kalacak. Başlangıç ve bitiş pozisyonlarım neler? Sıfırdan, bakın burada bitiş pozisyonumu yazabilirim artık. Ne demişti bana? 2. İkinci metreye geldiğinde ne kadar süre geçtiğini işte buradan bulurum arkadaşlar. Bu integrali çözelim. Evet, kalkülatöre koyduğumuzda bu işlemi sıfırdan 2'ye, 1 bölü kök 2 elenli bir şey çıktı. Desmos'a geliyorum, yapıştırıyorum. 1.246. Evet, cevabımız 1.246 saniye olacak arkadaşlar.